Herkese merhaba arkadaşlar. Bu yayında size Savaş Cebeci ile Kaan Kazgan'ın uzun zamandır internetteki atışmalarından sonra bir araya gelerek yaptıkları dövüşten, daha doğrusu kısa süren o dövüşten bahsetmek istedim. Savaş Cebeci'yi ben uzun zamandır takip ederim. Herhalde bir 4-5 sene olmuştur. Ta o Amerika'da yaşadığı yıllardan orada yaptığı spor salonu maceralarının kayıtlarına, ilk zamanlarına. Daha da öncesi de var tabii. Onun o çok daha zayıfken tahta üzerinde kinezyolojiyi öne çıkarttığı zamanlarda tahtaya yazı yazarak kas anatomisini anlattığı yıllardan bilirim. Fakat zaman geçtikçe bu abiye bir şeyler oldu. Yüzü gözü şişti. Zaten bu junk food dediğimiz beslenmeyi her fırsatta kötüleyen ama bir o kadar da yiyen içen, bunu sürekli videoya kaydeden bir amcaya dönüştü. Amca diyorum çünkü yaşı 50'lere geldi onun. Fakat bir de daha sonra çaptan düşmenin getirdiği zannederim bir panikle pek çok gence laf atmaya başladı. Herkes de atıştı. Bir ara bir Kıbrıslı Cenk Hoca ile birbirine girdi. Şimdi de Kaan Kazgan diye MMA sporcusu var. Belki tanıyanlar vardır. 70 kilo adamdan dayak yemem challenge'ları atıyorlardı birbirlerine. O ona diss atıyor, o ona diss atıyor derken sonunda Tuzla'da bir tane Mera diyeyim. Böyle gençlerin elinde telefonla, belki o videoyu izleyenler de olmuştur. Buluşmuşlar. Orada bir kavgaya girişmişler. Ama etik olmayan bir şey de fark ettim. Onu anlatacağım size. Bu konuda çok yorum olmuş arkadaşlar. İnternette baktım. Adam yoldayım, geliyorum. Birazdan kavgadayız. Zaten uzun zamandır birbirini bekleyen iki dövüşçü buluştular. Hazırlığı mı olurmuş bu işin diyenler de var. Ama bana sorarsanız birdenbire dalıp alttan kündeye getirip adamı devirip ondan sonra da zaten bu MMA sporcuları kitlemeyi çok iyi bilirler. Yani kıskaçı almak ustalık alanlarıdır. Orada kilo faktörü zaten ortadan kalkmış oluyor. Yani Savaş Cebeci'nin uzun zamandır 70 kilo adamdan dayak yemem hipotezini çürütmüş oluyorsun. Çünkü zaten orada kilo olayı değil, artık işin içine fiziksel bir takım teknikler giriyor. Kaan Kazgan'ın da tekniği, adam zaten profesyonel sporcu, gayet iyi. Dolayısıyla adamı kitlemiş, ağzına yüzüne vura vura da Savaş abinin kaşını gözünü patlatmış. Yani buraya kadar tamam. Ama müsabık bir sporcu için çayır çimende dövüşmek bana biraz Rocky 5'teki o son sahneyi hatırlattı. Kendisinin yetiştirdiği genç Tom'la olan o son sokak dövüşü barın önünde, arabaların kenarında. Ama bu biraz tabii Türkiye tipi olduğu için Gebze'de gençlerin arasında daha böyle bir çakal turizm ortamda yapılmış. Onu biraz seyrettim. Ama orada zaten Savaş Cebeci kitliyken de, yani dizlerinin altındayken de Kaan'ın hazırlıksız saldırdı o çocuğu diye sövüyor ağzı burnu kan içindeyken. Neden gülerek anlatıyorum biliyor musunuz? Savaş Cebeci zaten biraz da bunu hak etti. Yani uzun zamandır her tarafta dik başlı, dik kafalı, yaşına göre çok daha böyle gençleri muhatap alan, bir türlü o çaptan düşmek istemeyen, en başta söylediğim gibi bir tavır sergiliyor. Ona ne biçim yakıştırmalar yaptılar şimdi, çoğunu söylemek istemiyorum buradan. Ama adam böyle bir distopik dünyada yaşıyor. Kendince işte kol kalınlığı hayattaki her şeymiş gibi. İşte kötü beslenmeyi bir yandan kötülerken bir yandan zaten %30-%25 yağ oranıyla geziyor. Yani o kalın kol aslında yağı, tuzu, şekeri ayıklasam vücuttan belki yarı yarıya küçülecek. Bu tipleri spor salonlarından da bilirsiniz zaten. Benim spor salonu geçmişim de yeteri kadar var. Bunu bilirsiniz, böyle tipler vardır. Ayna karşısında kendine bakmaktan bir türlü spor yapamayan, kendini o gün oraya veremeyen. Belki bir fobyada da karşılığı vardır bunun. Yani kendine aşık olmak bir fobik durum mu, bir hastalıklı konumu? Ben tıbbi tarafını bilmiyorum ama kendine aşk durumunun vücutsal yaşanışı var. Kendi bedenine aşık olmak. Yani self love diyelim, hadi şimdi uydurdum bunu. Buna benzer bir şey olabilir adı. Adam koluna bakmaktan triceps'e, biceps'e, işte deltoidlere, sırt kanat dediğimiz o latissimus dorsi'ye devamlı böyle bir gezmekten, kıvrılmaktan idman yapamıyor. Zaten steroidli falansa o ayrı bir kategori. Anabolik kısmına hiç girmiyorum, kürleri yapanlara. Sıradan vücut geliştirmecilere de baktığımda yurt dışında da böyle, yani burada da böyle. Türkiye'de tabii biraz daha fazlaydı. Burada genelde kadınlar biraz öyle. Kıçını bışını kontrolden idman yapan pek yok. Yani profesyonel olanları ayırarak söylüyorum. Konuya dönecek olursak da Kaan Yazgan zaten profesyonel. Adam MMA dövüşçüsü. Hızlı, çevik, 70 kilo ama dediğim gibi kas kütlesi yüksek, yağ oranı düşük, baya böyle karın kaslı falan bir arkadaş. O ona diss attı, o ona yaptı. Oradan başladılar didişmeye. Ne oldu? Çayır çimende ağzını burnunu kırdı Savaş Cebeci'nin. Daha sonrasında Savaş Cebeci dönüş yolunda bir selfie video çekmiş. Orada demiş işte, takdir ediyorum, tamam yenildim, kaşım
şurada küçük bir açılma var. Helal olsun geldi, beni yendi falan. Artık orada ironik mi yapıyor, kinaye mi yapıyor oraları bilemem ama Savaş Cebeci gibi egoları tavan birinin de bunu yapması ya da tırnak içinde bunun yaptırılması ilginç gelen bir konu bana sorarsanız. Pek çok Twitch yayıncısı ve YouTuber bu konuyu ele aldı. Podcasterlar da bunu konuştu. Ben de bilmeyenler için bir kayıt yapmış olayım dedim. Şu son pandemi sürecinden beri iyice ataklar içerisindeydi. Ona buna sarıyordu. Aslında ne diyelim, iyi bir ders oldu mu diyelim ya da bundan sonra dikkatli olur mu diyelim. 70 kilo adam 120 kilo adamı yenebilirmiş mi diyelim. Yorum sizin. Videoyu bitirmeden arkadaşlar bu spor salonundaki bahsettiğim tiplere bir tık daha değinmek istiyorum. Bir de bunların böyle ağırlıkları kaldırıp yere çarpanları vardır bilirsiniz. Ah sesler böyle bir plastik şişirme. Ya ben bunları bakın 37 yaşındayım. Yıllarca spor deneyimim oldu. Ya yapar bırakır, yapar bırakır. Amatör bir sporcuyum. Yarı profesyonelliğe gelebildiğim zamanlar olmuştur. İyi fizik yaptığım zamanlar da olmuştur. Hatta shorts videolarında ilk zamanlarda atıyordum, paylaşıyordum. Ama tabii işimiz gereği ve branşımız gereği öyle çok da büyüyecek, çok da emek verecek bir durum her yıl daha da zorlaşarak zaten başımızda. Ama işin prensibini eski bir sporcu olarak bilirim diyebilecek seviye. Şimdi buna bakarak söylüyorum. Yani bu tıslama pıslama, yerden yere vurma abi. Müsabık sporcuysan kendi salonun olur zaten. Mr. Olympia'da değilsen bu kadarı fazla bana sorarsanız. Yani Ronnie Coleman yapıyor. Evet adam 8 kere Mr. Olympia olmuş. Yani Ronnie Coleman'ı tanıyorsanız, biliyorsanız Jay Cutler da öyle. Bunlar bir dönem biliyorsunuz ciddi kapışma içerisindeydi. Biri 8 kere, biri 4 kere dünya şampiyonu oldu. Tamam bak onların motivasyon videolarında bu var. Adam bağırıyor. Lightweight baby! Onun böyle bir 360 kilo, 400 kilo, 500 kilo girdiği yükler var. Duruma göre bacak idmanında, sırt idmanında falan. Ama abi sen yani biraz sakin olun ya. Orada toplu aylık 40 euro, 50 euro ödediğimiz salonlar yani bunlar. Yerden yere bir şeyleri vurmanın alemi yok. Türkiye için de böyle. Bizim insanımız biraz daha tuhaf. Dikkat çekmek üzerine kurulu. Ya vücudu da sağlıklı olmak için yapın arkadaşlar. Dikkati zaten çekersin iyi bir diyet uygularsan. Öyle değil mi? Neyse bu konuya da fazla girmeyelim. Sonuçta biz Cenk Hoca değiliz ya da Savaş Cebeci değil. Sadece konuya hakim, zamanında güzel vakit ayırmış bir insanız. Hatta geçen gün bir videoda da görmüştüm. Morse alfabesi yeni yeni internet ortamına düşmüş. Ben o Morse alfabesine tam bir yıl ayırmıştım okul zamanlarımda. Bir yıl boyunca öğrendim. Hiçbir şeye yaramadı. O videonun altına da yazmıştım. Bir senemi aldı bu eğitim ama şu an hiçbir işe yaramadığı için boşa giden bir yıl dedim. Rekor kırmış beğeni sayısı. Yani bazı eğitimleri alırken ileride ne kadar işimize yarayacağını iyi düşünmeliyiz. Buna üniversite eğitim de dahil. Daha sonraki yayınlarda görüşürüz arkadaşlar. Burada size 120 kilo ile 70 kilonun challenge videolarından sonra sonucu anlatmış oldum. Benim de dikkatimi çektiği için takipçilerle paylaşmak istedim. Diğer yayınlarda görüşürüz. Hoşça kalın.